babam bir yerde bir bakıyor. Geçi kıtrası, geçi. Geçelim mi, oralı kim bu? At 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 at. Bu şimdi sırığı dikilecek, çapası yapılacak. Nebiyen fasulyesinin dikimine bu hafta itibariyle başlamış bulunmaktayız. Nebiyen fasulyesi organik olması nedeniyle ve erken pişmesi ve dağılmaması nedeniyle tercih edilen bir fasulye türüdür. Bölgemizde tercih edilen bir fasulye türüdür. Biz de bu hafta itibariyle nebiyen fasulyesinin dikimine başlamış bulunmaktayız. Sulamasını meşhur nebiyen suyuyla yapıyoruz. Organik fasulye üretiyoruz. Kesinlikle kimyasal hiçbir ilaç kullanmıyoruz fasulyenin dikiminde. Bu sebepten dolayı da lezzetli bir fasulye elde ediyoruz. Diğer fasulyelere oranla fiyatı biraz daha farklı. Çünkü az üretiliyor. Bölgede tarla biraz az olduğu için fasulye az üretiliyor. Az üretildiği ve lezzetli olduğu için de fiyatı biraz daha farklı oluyor. Zaten pazara indirmiyoruz fasulyeyi. Tüketici gelip bizzat buradan fasulyeyi kendileri alıyorlar. Biz pazara inme derdimiz olmuyor. Satış süreci aslında... Daha fasulyeyi dikmeden satmış oluyoruz bir nevi. Hani daha bu sene 5-6 ton civarında mesela fasulye üretmeyi hedefliyoruz. Ama 5-6 ton fasulyeyi daha üretmeden satmış bulunmaktayız şimdiden. Geçen sene kabuklu şeklinde fasulyeyi 9 TL, 10 TL şeklinde sattık. Buradan sattık. Şu şekilde tane şeklinde de 20 TL'den sattık kilosunu. Bu sene biraz daha farklı olmasını bekliyoruz açıkçası. Biraz daha farklı bir fiyat bekliyoruz. Buralara gelip böyle almaya gelenler oluyor. Bilenler fiyatından hiç kaçmıyor. Kaç olursa olsun alıyorlar. Memnun kalıyorlar. Senesi gelmeden siparişlerimiz hazır bekliyor. Ayran özelliği öbürleri bir saatte pişerse bizim fasulyemiz en fazla 20 dakikada pişiyor. Lezzeti biz et kullanmıyoruz. Eti lezzeti içinde. Herhalde toprağımızdan olabilir. Başka havamızdan, toprağımızdan. Bizim buradan şeyimizi alanlar, yiyenler tohum istiyorlar. Tohumunun özelliğini bizde bulduğunu bulamıyorlar. Biz toprağımızı buluyoruz. Kavaktan aldılar benden. Sordum, sizinden olduğu gibi olmadı diyorlar. Samsun'da komşularım istiyor, gönderiyorum. O da öyle olmuyormuş. Biz toprağımızı şey yapıyoruz buranın. Ve bir iki senedir ciddi anlamda fındıklar sökülerek ona alternatif olarak artık nebiyen fasulyesi üretimine başlandı. Şu ana kadar çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 300 dönümde yapılıyor. Ama kayıtlı olmayanlar var. Bu 500 dönüm şu anda ekilen. Ama her geçen yıl bu sayı gittikçe artacak. Çünkü 1,5-2 ton civarında bir dönümden aldıkları yerler var. En düşük 1 ton alıyorlar. 1 tonu yaş olarak 10 bin liraya satıyorlar. Oysa fındık olarak bir dönümden en fazla 250 kilo alırsın. O da 4 bin lira civarında bir para yapar. Dolayısıyla iyi bakarsan onu kuruma tehlikesi veya bu tip bir şeyi de yok. Yani çünkü şeyi fındıkta icabında bir kuraklık vuruyor, bir don vuruyor, işi bitiriyorsun ama bunu koruyabiliyorsun. Koruduğunda çok daha güzel bir ürün elde edebiliyorsun. Zannediyorum bir 5 yıl içerisinde hem biz markayı tamamlamış olacağız çünkü o girişimlerimiz daha çok son aşamaya geldi. Markayı işini tamamladıktan sonra da artık bundan sonra da bunun belki paketliğin ihracına, yurt içi ve yurt dışına gönderilmesine sıra gelecek.